Herkese merhaba. Esenbil'de meşhur bir trafik lambası sorusu var. Bununla ilgili iki tane çözüm var. Bu birinci çözüm olacak. Videonun başlığına da şöyle yazarım. Esenbil trafik ışıkları sorusu birinci çözüm. Diğeri de ikinci çözüm diye belirtirim. İkisini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu birinci çözüm. İkinci çözüme göre biraz daha uzun. Hani yaklaşık bir 15-20 satır daha. İkinci çözüm biraz daha kısa olacak. İkisini de anlarsanız hani ikisinin mantığını da kavrayabilirsiniz. Sınavda karşınıza gelecek farklı kurgularda cevaplar verebilirsiniz. Şimdi sorumuza bakalım öncelikle. Bu soruda biz 4 tane kesme vektörünü de kullanacağız. 4 kesme vektörünün de başlangıç adreslerini görmüş olacaksınız. Neydi? İnt 0, 0, 3'ten başlıyordu. T 0, 0, B'den başlıyordu. T int 1, 0, 13 hash adresinden başlıyordu. T1 ise 1B adresinden başlıyordu. Bunları göreceğiz. Şimdi bizim şu şekilde bir kavşağımız var. Şöyle bir kavşak var. Hatta şöyle kayıralım, tam gözüksün sorumuz. Bu kavşaktan arabalar geçecek. Şu soruyu tam görünsün diye biraz daha kaydırayım hatta. Tam böyle iyidir. Şimdi şöyle bir kavşağımız var. Dörtlü. Araçlar geçecek. Şu gördüğünüz ana yol kısmı. Bu ana yol. Ve sürekli yeşil yanacağı söyleniyor. Hatta soruyla ilgili bir şey demeyeyim. Şurada tali yol. Soruyu okunca görelim. Başlangıçta ana yollar yeşil. Yani şu yollar ana yollar yeşil. Bu arada her gelenin sağında olacak. Bu ana yolun sinyali. Bu da ana yolun sinyali. Bu tali yolun sinyali. Bu da tali yolun sinyali. Yani şu ikisi tali yola ait. Algılayıcılar da tali yolda. Şunlar ise ana yola ait. Çünkü sağ tarafında kalıyor sinyaller, ışıklar. Başlangıçta ana yollar yeşil. Yani şu iki sinyal yeşil yanmakta. Diğer tali yollar, yani şunlar ise kırmızı olarak yanmaktadır. Tali yollar kapalı, ana yollar yeşil. Algılayıcı 1, yani şuradaki algılayıcımız int 0 int 0'a bağlıymış ve int 0 da P3 2'ye bağlı. Bunu bileceksiniz. Soruda vermeyebilir. P3 2'ye bağlı olduğunu. Algılayıcı 2'miz var. Bu da P3 3'e bağlı. Hani bunu bilirseniz diğeri de bir sonraki porta bağlı. P3. portun ikinci bitine bağlı. Diğerinde ise 3. portun 3. bitine bağlı. Algılayıcılar normalde lojik bir araba geldiğinde 0 yanacaktır. Bakın şu algılayıcılarımız var ya, normalde 0, araç gelince üzerine 0 değerini yollayacakmış. Zaten hatta açıklama kısmında da verilecek. Sadece kırmızı ve yeşil yanması kontrol edecek. Sarıyı kontrol etmeyeceğiz. Yanması lojik bir, yani ışığın yanması, herhangi bir ışığın yanması lojik bir de yanıyormuş. Sönmesi ise lojik sıfır olacaktır. Yani yeşil yakmak istiyorsak lojik bir uygulayacağız yeşil kısmına. Diğerinde de lojik sıfır uygulayacağız. Ana yoldaki araçlar düz gider ve sağa dönebilir. Mesela bu ana yolda şöyle geliyor. Dönebileceği kısım ise şöyledir. Buradan gelirse ya bu buradan gelirse şuraya dönebilir. Bir de karşıya gidebilir. Bu buradan gelirse buraya dönebilir veya buraya gidebilir. Ana yoldaki araçlar düz gider ve sağa dönebilir. Algılayıcı üzerindeki araç geldiğinde kesme oluşacak. Yani buraya bir araç geldiği zaman kesme oluşacak. Int sıfıra bağlıydı bu. Kesme oluşacak ve 30 milisaniye bekleme yaptıktan sonra kesme oluştuktan sonra 30 milisaniye bekliyor. Sonra yeşil ışık yanacak. Diğer yollar kırmızı yanacak. Hani bu yeşil yandığı andan itibaren şu diğer ana yol buradaki bu tarafa geçiş kırmızı yanacak. Buraya geliş de kırmızı. Tali yolda kırmızı yanacak. Çünkü buradan çıkan adam düz gidebilir veya şöyle dönebilir. 30 milisaniye sonra yeşil yanıyor ve diğer her taraf kırmızı yanacaktır. Daha sonra 30 milisaniye daha bekliyor. Buradaki ışık yandıktan sonra tekrardan eski haline dönecek. Şimdi tali yol timer 0'a, tali 1 timer 0'a, tali 2 ise timer 1 kontrolüne bağlıymış. Hani buradaki 30 milisaniye yanıyor şunlar. Birisi timer 1'e, diğeri de timer 0'a bağlı. Bu timer 1, bu da timer 0, pardon, timer 0, timer 1'e bağlı bu da. Işıkların kontrolü için bakın birinci lambamız buydu. Kırmızı P2 0, P2 1 yeşile. Hani böyle gidiyor. Birinci sinyalle. Tekler yeşil. Çiftler ise kırmızıda. Buradan aklınızda kalabilir. Zaten soruda veriliyor bu kısımda. Soruyu çözerken
Daha rahat çözersiniz. 8051 komutlarıyla 12 MHz'lik kristale göre yazmalı sistemmiş. Bu kristal bu zamanlayıcının saymasını ayarlıyor. 12 MHz yerine 24 deseydi zaman 2 kat daha arttırmak zorunda kalacaktık. Çünkü 0,5 sayacaktı. Hani bu ayrı bir işlem başlı başına. Genelde 12 MHz verilir. İnşallah sınavda 12 MHz çıkar karşınıza. Int 0, int 1, T0, T1 kesmelerini kullanın demiş. Int 0, int 1, T0, T1 kesmelerini kullanacağız. Mecburuz çünkü. Hani buradaki algılayıcı int 0'a, buradaki int 1'e, T0'a, T1'e bağlı olduğu için üçünü de kullanacağız. Geçelim sorumuzun çözümüne. Şimdi sorunun çözümünde aynı zamanda şu TCON, TMOD, IE, IP'ye ihtiyacımız olacak. Çünkü bunlara yükleme yapacağız. Bunlara ezbere bilmemiz mümkün değil. O yüzden soru da verilir. Soru kısmına geçelim. Şu kısım zaten sabittir. ORG 00H LJMP main. Genelde program hani programlar genelde kesmelerde dahil olduğu düşünülürse 00H'tan başlar. Daha sonra main'e gider. Şimdi kesmelerimize bakalım. Harici kesme int 0 için kesme vektörü için ne kullanacağız? Kullanacağımız 03H'tı. Bakın int 0'ın kesme vektörü. Kesme geldiği zaman int 0 kesmeye dallan diyor. LJMP. Bakın burada. Şu birinci int 0'ı kesmemizin bunu başlangıçta yazmamız gerekiyor. Bu altında da komutlar yazılabilirdi fakat harici alt programı oluşturularak yapılmış ve alt programa dallanması istenmiş. ORG 0 BH. Bu ise timer 1'in kesme vektörü adresidir. Bunları bilmeniz gerekiyor. Şu alttaki ise LJMP yani uzun atla diyor. Uzun atlama kullandık. Kısa da kullanabilirdik. Buradaki kaç satırda aşağı ineceğini tam olarak kestiremediğimizden dolayı burada uzun atlama kullandık. Timer 0 kesmeye dallan diyor. ORG hani timer 0 tetiklenince set binary TR0 yaptığımız zaman gelecektir alt programa. ORG 0013 var. Bu ise int 1 kesme vektörü için kullanılır. Bunda bilmemiz gereken bir şey. Daha sonra harici kesme geldiği zaman int 1 sensöründen ne yapacaktır? Int 1 kesmesine dallanacaktır. Daha sonra int T1 timer 1 kesme vektörümüz var. Bunun adresi ise 01BH'tı. LJMP T1 kesme olarak. Bu isimleri tabi değiştirebilirsiniz. Kendinize göre yazabilirsiniz. Şu aralıkta kesmelerimizi tanımladık. Göstereyim aralığı da. Şu kısımda ORG 030H deyip program başlangıç adresi yazılır. Şu kısımdan itibaren. Şimdi main'e gelelim. Main'de yapacağımız işlemler. Sırasıyla gidelim. Main kısmında yapılacağımız işlemlerden bir tanesi kesmeleri aktif etmek olacaktır. IE kesmesine ile başladık. Kesmeleri kullanacağız. Tanımladık burada ama aktif etmemiz lazım. O yüzden geleceğiz şurada. Göstereyim hemen. IE kesme etkilendirmeydi. Bakın burada int 0 kullanacağız, 1 veriyoruz. T0 kullanacağız, 1 veriyoruz. Int 1 kullanacağız, 1 veriyoruz. T1 kullanacağız, 1 veriyoruz. Ne yapar bunun değeri? 8 yapar. Ve şu tüm kesmeleri aktif eder. 1 verirsek, 0 verirsek tüm kesmeler pasif olur. 1 vereceğimizden dolayı burası da 8 olacaktır. Şurası 8 olmaz, F olur. Şurası 1 olur, şurası da 8 olur. Ne olur? 8F olur. IE'ye vereceğimiz değer. Bu şekilde bulmuş olduk. IE kesmeler aktif edildi. Timer modu seçilmesi gerekiyor. Timer modunu neye göre seçiyoruz? Mod 1'i seçtik biz. Neden mod 1'i seçtik? Şimdi mod 1'i seçmemizin sebebi, geleyim yukarı. Şu soruda bize ne diyor? 30 milisaniye. 30 milisaniye 3 30.000 değerine denk geldiği için 30.000 değerini yüklememiz gerekiyor. Şurada göstereyim. 30.000 değerini yükleyeceğimiz için mod 1 en uygunudur. Mod 1'de ne çıkar? 65.536 çıkacağı için mod 1 kullanmamız gerekiyor. 2 üzeri 16'dan. Neydi modlarımız? Mod 0 vardı. 2 üzeri 13'tü. 2 üzeri 13 neydi? 8.192 idi. 8.192 30.000 değerini kapsamayacağı için işimizi görmeyecektir. İşimizi görecek en büyük değer mod 1 216'dır. 65.536 çıkar. 2 üzeri 8 var bir de mod 2.
O hiç işimizi görmeyecektir. Modigi bu arada otomatik kütleme bazı sorularda işimize yarayacak. Ne yapıyoruz? Timer 0 ve timer 1'i hem timer 0'da hem timer 1'de mod 1'i kullanmamız gerekiyor. O zaman yapacağımız işlem şudur. Bakın. Mod seçiminde mod 1'i kullanmak istiyorsak buraya 1 değerini vereceğiz. Ve şuraya 0 değerini vereceğiz. Çünkü timer 0'ın aktif edilmesi için. Neydi bizim? Şu ikisi mod seçimi için kullanılıyordu. Şu counter ve timer için kullanıyordu. Buraya 0 verirsek şu CT'ye şu kısma 0 verirsek timer aktif olur. O yüzden burası 0 olacak. Gate'e 0 verirsek T0 aktif olur. 1 verirsek T1, T0 pasif olur. O yüzden buna ne yapıyoruz? Hem timer 1 hem timer 0 kullanabilmek için şuna 0 değerini veriyoruz. Buna da 0 değerini veriyoruz. Timer 0 ve timer 1 değeri aktif oldu. Timer modda kullanacağımız için 0. Buna da 0 değeri veriyoruz. Mod 1'de kullanacağımız için buna 0. Buna 1 değeri veriyoruz. Yine 0, 1 diyoruz. Mod 2 olsaydı 1, 0 olacaktı. 2, 3 olsaydı 1, 1 olacaktı. Sadece 2 olsaydı 1, 0. 1 olacağı için 0, 1 değerini verdik. Bunun kullanımı da bu şekilde. Yani IE'nin kullanımını gördük. T modun kullanımını da öğrenmiş olduk. Şimdi ne yapalım? Geçelim alt kısma. Bu kısmı da anlamışsınızdır T modun yüklenmesini. 11H değerini yükledik. Daha sonra başlangıçta bizim tüm ana yollarımız yeşil olacaktır. Ana yol yeşil diye bir alt program yazdık. AKAL veya KAL komutunu kullanarak dallanabilirsiniz. Bunların aynısı komut sisteminde var. Şöyle bakalım. Komut şeyine bağlanabilecek miyiz? Komut setimize bakın. Bu AKAL yani ya da AKAL her neyse şartsız dallanma komutu. LKAL da uzun alt programa dallan. Şunlar dallanma. Read komutu var. Bunlar şartsız dallanma, atlama komutu. Yine uzun atlama. Şu alt program için kullanılıyor. Bunlar atlamayken alt program çağırırken kal veya şu AKAL kullanılıyor. Bazen sadece şu kısmı kullanıyor. A yazmıyorlar. Onun ne anlama geldiğini bilmiyorum açıkçası. Şartsız alt programı dallanıyor işte. Uzunlukla alakalı, veri boyutuyla alakalı genelde budur. Koyulan harfler. Bakın burada şartlı olarak alt programı çağır diyoruz. Ana yollar yeşil yanıyor. Ana yolları yeşil yapıyoruz başlangıçta. Tali yol 1 kırmızı. Tali yol 1 kırmızı yakıyoruz. Daha sonra tali yol 2 kırmızı var. Bunları niye ayrı yaptık? Hani tali yol 1 de yeşil yandı diyelim. Ana yolların tamamı kırmızı yanacak veya yeşil yanacak. Ana yollar birlikte çalışıyor. Yani tali yollar ayrı ayrı yetkilendirilirken, ayrı ayrı ışık lambalar yanarken ana yollar yeşil yandığı zaman tamamı yeşil yanıyor. Çünkü sadece ana yolla sağa dönebiliyor. Tali yolda kırmızılar o yüzden ayrı. Yani main ana programda yaptığımız iş kesmelerin aktif edilmesi I ile modun belirlenmesi. Ana yolların tamamı yeşil olacak başlangıçta. Tali yol 1 kırmızı yanacak. Yeşiller sönecek. Tali yol 2 kırmızı yanacak. Yeşiller sönecek. Program sonsuz döngüye girecek ve kesme olana kadar bu şekilde çalışacak. Kesme olana kadar programın çalışması şunlardan ibaret. Kesme geldi diyelim. Diyelim şuradaki algılayıcı 1'e kesme geldiğini farz edin. X'in üstüne araba geldiği zaman şu X'in üstüne araba geldiği zaman algılayıcı 1'e kesme olmuş olacak. Ve algılayıcı 1 int 0'a bağlıydı. Int 0 kesme çalışacaktır. Bakın buradaki algılayıcı 1 kontrolü içindir bu. Yani algılayıcı 1 tetiklendiğinde program buraya gelecektir. Daha sonra timer 0'ı çalıştıracağız. Timer 0 çalıştır var. Timer 0 etiketine geleceğiz. Timer 0 etiketi çalıştır da yüksek değerli ve düşük değerli kısımları yüklenecek. Bakın timer 0'ın yüksek kısmı ve düşük kısmı eksi 30.000 olarak yüklendi. 30 milisaniye olacağından dolayı 30.000 yüklüyoruz. Ve eksi olduğundan dolayı eksi olduğu zaman
Sıfıra kadar sayacaktır. Yani 30 bin sayacaktır. Düşük ve yüksek kısımları yüklendikten sonra timer 0'ı çalıştıracağız. Set binary TR0 diyoruz. Timer 0 çalıştığında, bu arada bu etiket ayarı yapmamızın sebebi şu değerlerin yüklenmesi ile ilgili. Timer 0 çalıştır etiketine geldik. Timer 0'ı çalıştırdık. TR0 timer 0'ı çalıştırır. TR0'ın 1 olması. Ve timer 0 etiketine geldik. Algılayıcı 1 de araç geldiğinde durması gerekiyor. Clear TF0 diyoruz. Timer 0 taşma bayrağı öncelikle temizlenir. Daha sonra jump binary. Bakın şu buradaki kontrol int 0, yani algılayıcı 1'deki sensörü kontrol ediyor. 1 ise eğer araç yok ise eski durumuna dönecek. Yani normal 0'ı çalıştıracak. Araç var ise algılayıcı 0'a eşit olacak. Yani 0'a eşitse algılayıcı 1'de araç var demektir. Yani şu etiketi anlaşılsın diye koydum. Aslında direkt bu kısma geçecek. Algılayıcı 0'ın değeri eşittir 0 ise. Alt program olarak tali yolu 1'i yeşil yapacak. Çünkü tali yol 1'deki algılayıcıydı. Tali yol 1'i yeşil yanar bu etiketle. Daha sonra ana yolları kırmızı yapmak için ana yollar kırmızı. Ana yol kırmızı etiketine dalan diyor. Alt programını çağırmamız isteniyor. Sonrasında kırmızı yeşil ışığın yanacağı süre T0 çalışır kadar, yani 30 milisaniye kadar beklemesi gerekiyor. T0 çalışırsa tekrardan gidiyoruz. 30 milisaniye beklesin diye. Bakın şu değerler yükleniyor. Son bulduğunda timer 0 tekrardan setleniyor. Kaldığı yere geri geliyor. Bakın burada şu red komutunu kullanmamızın sebebi de yine geri dönmesin için kullanıyoruz. Geri dön anlamına geliyor. Sonra programımıza tekrardan dönelim. Bakın bunun çalışma şekli bu şekilde. Hani int 0'a geldiği zaman bir araç int 0 algılayıcısının üstüne geldiği zaman algılayıcı buradaki kesme çalışır. Bu kesme T0 çalıştıra gider. 30 saniye bekler. Şunun anlamı yani 30 milisaniye bekle demek. Daha sonra zamanlayıcıyı tekrardan çalıştırıyoruz. Şuradakini. Zamanlayıcımız tekrardan çalışıyor. Buraya geri dönüyor. T0 kesmeye geliyor. Taşma bayrağını temizliyoruz. Ana yol, tali yolu yeşil yapıp ana yolu kırmızı yapıyoruz. Tekrardan 30 milisaniye beklemesi gerekiyor. Tekrardan T0 çalıştırıyoruz. Eğer bizim int 1'e gelirse, yani algılayıcı, şuradaki algılayıcının üstüne araç gelirse, şu gördüğünüz algılayıcının üstüne araç gelirse, o zaman yapmanız gereken işlemler şu şekilde olacaktır. Int 1 kesme, yani algılayıcı 2 kontrolü içindir. T1 çalıştırı çalıştırıyoruz. Çünkü algılayıcının üstüne araç geldiği andan itibaren timer 1'i çalıştırıyoruz. 30 milisaniye bekliyor. Timer 1 çalıştıra geliyoruz. Şuradaki kısımda 30 milisaniye bekler. Yüksek kısımlarına yükledik. Saymaya başladı. Sonrasında set binary TR1 diyoruz. Yani timer 1'i çalıştır. Timer 1'i çalıştır dediği zaman T1 kesmeye geleceğiz. T1 kesme işleminde yapılacak kısımlar ise bakın T0'da bunu yapmıştık. T1'de de aynı işlemler olacak hemen hemen. Onu da şöyle bir alt satıra kaydıralım. Daha net okunsun. Algılayıcı 2 araç geldiğinde 0 olur. Bakın algılayıcı 2 bizim algılayıcılarımız üstünde araç varken 0, üstünde araç yokken 1'di. O yüzden biz ilk önce timer 1 taşma bayrağını temizliyoruz. Sonrasında algılayıcı 1'in üstünde araç yok ise normale dallan diyor. Yani 1 ise bunun değeri. Araç yok ise normal. Eğer araç yok ise eski durumuna dönecek. Algılayıcı 2 sıfır eşittir diyor. Algılayıcı araç var diyorsa eğer üstünde alt programda, yani buradan 0 geldiyse algılayıcı üzerine araç vardır. Ana yol
30 milisaniye beklemişti. Çünkü 30 milisaniye bekledikten sonra timer 1 kesmeye geldik. Timer 1 kesmeye geldik. O yeşil yanıyor. Tali yol 2. Çünkü tali yol 2'nin yeşil yanması gerekiyor. Algılayıcı 2 burada olduğu için. Sonrasında ana yolu kırmızı etiketini çağırıyoruz. Ana yollar kırmızı olacak. Tekrardan 30 milisaniye ışıklar yandıktan 30 milisaniye sonra tekrardan kırmızı ışık yanması için T0'ı çalıştırmamız gerekiyor. Ve T0 çalışır. Bakın. T0'ı çalıştırdık. T1 çalıştır olması gerekiyor bu. Hangi kesmedeyiz? Biz şu kesmedeyiz. Kesmeler birbirlerine benziyor. Aynısı. Burada T1'i çalıştıracağız. 30 milisaniye bekledikten sonra T1'e geliyoruz. T1 çalıştığı zaman ne oluyor? 30 milisaniye şurada bakın. Işıklar yandıktan sonra 30 milisaniye daha bekliyor. Daha sonra buraya geliyor. Diyor ki timer 1 kesmesini çalıştır anlamına gelir. Set binary T1. Timer 1 kesmesini çalıştırdığımız zaman bakıyor algılayıcı üzerinde araç yoksa taşma bayrağını temizler önce TF1'e. TF1 şunları da göstereyim. Şu T-Con'la ilgili. Bakın şu timer int 0 timer 0 int 1 timer 1 şu TR0 timer 1'i aktif etmek için kullanılıyor. Timer 0 aktif etmek için. Yani şunla şu bağlantılı. Bu timer 1 0'ın yani buradaki timer 0'ın taşma bayrağı. Bunun taşma bayrağı. Bu timer 1'i aktif etmek için kullanılır. Set binary dersek. Bu ise timer 1'in taşma bayrağıdır. Şimdi alt kısma yine geçelim. T1 kesme dedik. Yani algılayıcı 2'nin üstünde araç geldiğinde 0 oluyor. Taşma bayrağımızı öncelikle temizliyoruz. Timer 1'in taşma bayrağını. Timer 1'i kullandık çünkü. Jump bit diyoruz. Yani algılayıcı 2'nin üstünde araç yoksa 1 yanar. O zaman normal konuma normal bir etiketine dalanacağız. Eğer araç yoksa ışıklar eski haline dönecek. Şimdi bakın burada bizim etiketlerimiz var. Tali yol yeşil, ana yol kırmızı. Bu etiketlerin ne işe yaradıklarını şimdi görelim. Etiketlerimize bakalım. Şunları incelemiş olduk. Hani başladık. Şu başlangıçta atadığımız vektör adreslerini atadık. Bunları anladınız. Main kısmı tamam. Main kısmı da bitti. Kesme gelince yani algılayıcı sıfırın üstüne bir araç gelince direkt bu çalışıyor. Oradan bir sensör tetiklendiğinde bu çalışır. Buradan da gerekli yerlere dallanmıştık. Bu ise int 1 kesme. Int 1'i yani algılayıcı 2'nin üstüne bir araç geldiğinde bu tetiklenir. T0 kesme. Bakın T1 çalışıyor. T1 ya da T0 çalışıyor. 30 milisaniye bekliyor. Oradan da buraya geliyor. TR ne demiştik? Set binary. TR0 deyince buraya geliyor. Bu çalışıyor. Üstünde araç var mı diye kontrolünü yapıyor tabi. Değerler yükleniyor. Normal 0. Yani üzerinde herhangi bir araç yoksa normal 0 çalışır. Yani tali yol tekrar kırmızı olması için ne yapmamız gerekiyor? Ana yolları yeşil yapacağız. Tali yolu biri kırmızı yapacağız. Buradaki etiketlere dağılacak. Bunlar da etiketlerimiz. Daha sonra kesme alt programından dönüyoruz. T1'imiz var. T1'imizde bizim neydi? T1 kesmemiz vardı. T1 kesmemiz ne işe yarıyordu? Araç algılayıcının üstüne geliyordu. Algılayıcımız vardı şurada hemen. Bakın. Int 1 kesme geliyor. T1 çalıştırıyor. 30 milisaniye bekliyor. T1 çalışınca 30 milisaniye bekler. Daha sonra TR1 deyince timer 1 kesmesi tetiklenir. Timer 1 kesmesi de burada. Timer 1 kesmesinde taşma bayrağı temizlenir. Üstünde araç varsa 1 olur burası. Normal hale getirilir. Üstünde araç yoksa yani 0'dır şuradan gelen değer. Araç vardaki işlemler yapılır. Normal 1 kısmında normal bir tali yol 2'nin tekrar kırmızı olması için kullanıyorduk bunu. Bakın şurada. Tali yol 2'nin tekrardan kırmızı olması için kullanıyorduk.
Ana yolları yine yeşil yapıyoruz. Tali yol 2'yi kırmızı yapıyoruz. Kesim alt programından döner. T0 çalıştırı gördük. T0 çalıştır timer'ın bir sıfırımızın çalışması içindir. Burada şu değeri yüklediğimiz andan itibaren çalıştırdığımız zaman şunu ne olur? 30 milisaniye çalışır. Daha sonra TR yani timer 0 kesmesine gider. O kesmede de ışıklar yanar. Tekrardan buraya gönderiyor. Tekrardan bir 30 milisaniye bekliyor. Tekrardan timer 1 kesmesine yönlendiriyor. Bakın şu set pinleri. T1 çalıştır var bir de. T1 çalıştırımız ne işe yarıyordu? Bu ise yine diğer algılayıcı vardı. Onun başlangıçta buraya T1 çalıştıra geliyor. Algılayıcı 2'nin üstüne bir araç geldiğinde T1 çalıştıra geliyor. 30 milisaniye bekliyor burada. Daha sonra set binary T1 deniyor. Yani timer 1'i çalıştırıyoruz. Timer 1 kesmesini çalıştırdığımız andan itibaren algılayıcı 2'nin bağlı olduğu tali yol 2 yeşil yanıp ana yollar kırmızı yanıyor. Burada yine alt etiketlerimiz vardı. Dallandığımız. Bunların da ne işe yaradıklarını görelim bu etiketlerinde. Hani etiketin içerisindeki değerler. Etiket ana yol yeşil var. Ana yolun yeşil olması için tüm ana yollardaki yeşil yakmak için ne yapmamız gerekiyor? Ana yollarda yeşil ışığı aktif etmemiz gerekiyor. Ve kırmızı ışıkları söndürmemiz gerekiyor. Ana yolu yeşil etiketinde. Bakın ana yol 1'de P1 4'e bağlıydı. Kırmızı ışık söndürüldü sıfırlanarak. Yeşil ışığı yakıldı. Diğer ana yolda bakın kırmızı ışığı söndürüldü. Yeşil ışığı yakıldı. Bu şekildedir. Daha sonra kesmeden geri dön. Bu kısım umarım anlaşılmıştır zaten. Çok zor değil. Ana yol kırmızı. Bakın ana yol az önce yeşil yapmıştık. Burada tam tersini yapıyoruz. Şu işlemin. Burada da yeşili söndürüyoruz. Şu kısımda. Sinyal 3. Yeşil söndürüldü. Şu portların bağlantısı bakın burada veriliyordu. Çıkalım yukarı. Hanginin neye bağlı olduğu. Şuradan görebilirsiniz. Sinyal 1, sinyal 2, sinyal 3, sinyal 4. Sinyal 3 ve sinyal 4 ana yola bağlı. P4'ten P7'ye kadar. Sinyal 3'e P4, P7 bağlı. Kırmızı için. Sinyal 4'te kırmızı için 6, yeşil için 7'yi bağlıymış. Tekrardan sorumuza inelim. Ana yolumuzu burada yeşil yaktık. Burada ana yolumuzu kırmızı yakıyoruz. Tali yolumuz birimizi kırmızı yakmak için yaptığımız işlem şudur. Kırmızı ışığı birliyoruz. Yeşil ışığı ise sıfırlıyoruz. Clear deyip. Tali yol biri tekrardan yeşil yapmak istersek eğer tali yol 1 bakın clear P1 0 yani kırmızı ışık söndürülür. Set binary P1 1 yeşil ışık yakılır. Daha sonra kesmeden geri dönülür. Tali yol 2'yi kırmızı yakmak için kırmızı ışık bildirilir. Diğeri sıfırlanır. Diğer porttaki kırmızı ışığın bağlı olduğu kısım bit P1'in hangi biti ise yeşil yakmak için de yine tam tersi işlemler yapılır. Şuradaki etiketler aslında anlaşılırlığı gayet basit. Bunlar bizim tali yollarımızı kırmızı. Yani yaptığımız işlem şunlar. Tali yol 1'i kırmızı ve yeşil etiketi oluşturduk. Tali yol 2'yi kırmızı ve yeşil etiketi oluşturduk. Kontrollerimizi bunlar vasıtasıyla sağlıyoruz. Ana yol için yeşil, ana yol için kırmızı. Ana yollar tekti çünkü. Ana yol 1, ana yol 2 diye ayırmıyoruz. Ve bizim T0'ımızı çalıştırıyoruz. Neden böyle bir şey yaptık? Öncesinde sayma işlemi yapıyor. Hani araç geliyor algılayıcının üstüne. O yüzden bu T01 ve T0 çalıştır ve T1 çalıştırı kullanıyoruz. Hani üzerine araç geliyor. Sayma işlemini yapıyor. Daha sonra kesmeyi tetikliyor. Kesme çalışıyor. Kesme çalıştıktan hemen sonra ledler yakıldıktan sonra tekrardan şeye geliyor. T1 veya T0'a geliyor. Hangisini çalıştırıyorsa. Tekrardan bir 30 milisaniye çalışıyor. Ondan sonra
alt programdan dönüyor. Sorunuz bu şekilde. Diğer çözümü de anlatacağım. Bu çözüm umarım anlaşılmıştır. Anlamadığınız yerler olursa videoyu durdurup inceleyin. Daha net anlayacaksınızdır. Herkese sınavlarında başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bu sorunun ikinci çözümü ile birlikte görüşmek üzere. Yine oynatma listesinde olacak. Mikro final soru çözümleri diye bir oynatma listesi yaptım. Bu oynatma listesinde en yeni video en üstte olacak şekilde ayarlanacaktır. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.